birisini seçmeye zorlanıyor. Gerçekte böyle bir seçeneğe, böyle bir referanduma Türkiye'nin ihtiyacı yoktu. Türkiye 141 yıldır parlamenter sistem deneyimine sahip olan bir ülkedir. Parlamenter sistemde sorun yaşanır ise çözüm parlamenter sistemi değiştirmekte değil, bu sorunu parlamenter sistem içinde çözmektedir. Vatandaşlarımıza doğru bilgi verilmiyor. Parlamenter sistem bize dar geliyor deniyor. Bunun gerçekte hiçbir ilgisi yok. Almanya, Fransa hariç bütün Avrupa ülkeleri yıllardır parlamenter sistemle yönetiliyor. Dünyanın en gelişmiş ülkeleridir Avrupa ülkeleri ama hiçbirisi parlamenter sistem bize dar geliyor demiyor. Doğru seçenek parlamenter sistemdir. Doğru seçenek demokrasidir, özgürlüklerdir. Bunu vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Şunu ifade edeyim. Yakın bir geçmişten bir örnek vermek istiyorum. 1 Mart 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hükümet bir Irak tezkeresi getirdi. Bu tezkereyle zamanın hükümeti Amerikan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Irak'a karşı savaş açmak için izin istiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi o zaman iki partiden oluşuyordu. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. İki partili parlamentoda hayır oyları kazançlı çıktı. Evet oyları kazanamadı. Tezkere kabul edilmedi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkereye izin vermediği için Türk Silahlı Kuvvetleri yani Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta bir savaşın tarafı olmaktan kurtuldu. Bunun sonucunda Türkiye'nin önü açıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi de dahil olmak üzere bütün siyasi partilerin Irak tezkeresine hayır oyu verilmesinden dolayı siyasi kazancı oldu. O tezkere görüşülürken milletvekilleri siyasi parti mensubiyetlerini, siyasi partiye olan aidiyetlerini bir kenara bıraktılar. Bunu memleket meselesi olarak tarttılar ve sağduyuyla hayır oyları oradan galip çıktı. Şimdi de yapılması gereken budur. Bu bir memleket meselesidir. Siyasi parti meselesi değildir. Siyasi partilere üyeliğimiz devam ediyor. Seçimlerde yine üye olduğumuz, tuttuğumuz, beğendiğimiz siyasi partilere oy vermeye devam edeceğiz. Bunda hiç kimse bir değişiklik yapılsın istemiyor. Ama referanduma sunulan anayasa değişikliği konusu siyasi parti meselesi değildir. Siyasi partilerimiz bir kenarda dursun. Memleketi düşünerek bu teklifin ülkeden neler götüreceğini düşünerek karar vermek lazım. Tek adam yönetimine mi evet demek lazım? Yoksa demokrasiye, özgürlüklere mi evet demek lazım? Evet denecek olan demokrasi ve özgürlüklerdir. Hayır denecek olan bu anayasa paketidir.